Evet arkadaşlar e, selamlar e, yarın bildiğiniz gibi e, borsamız tatil e, tatil olduğu için saat şu an 11.05 dolayları e, bir arkadaşımız kristal kola istemiş hadi onu da yapayım dedim e, yarın zamanla saatte bir işimiz yok nasıl olsa yatarız yuvarlanırız e, borsamız kapalı. Şimdi şuradan bir bilgi vermek istiyorum ben size. Ee, bunu dikkate alırsanız da sevinirim. Yani yarın hep soruyorlar yani herkesin aklında şöyle bir soru var. Ya yarın ne olur? Yarın ne olur? Yarın ne olur? Şimdi yarın ne olacağını kesinlikle ve katiyetle mikrofonum düştü çok özür bir yerleştireyim. Yarın ne olacağını kesinlikle ve katiyetle kimse yüzde yüz bilemez. Fakat yarının tahmin edebilmek için bazı verilere bakarız. Benim takip ettiklerim dünya borsaları. Burada bunları gün içinde takip ediyorum. Ni şeyi, e, Dax e, yani Almanya, Hollanda, İtalya, e, Fransa, e, İspanya, e, Birleşik Krallık. Bunları gün içinde takip ediyorum. Bizim borsamızın kapanmasına bir buçuk saat kala Amerikan piyasaları açılıyor. E, onları da yarın için takip ediyorum. Mesela burada güçlü, güzel yeşiller var. Ama burada en çok neyi takip etmek lazım? S&P'yi takip etmek lazım. Mesela Nasdaq etkilemez dünya borsalarına. Çünkü Nasdaq'ta teknoloji şirketleri vardır daha çok. Herkes S&P 500 endeksine bakar. Asıl sanayi şirketleri oradadır çünkü. Dow Jones'ta da değil. S&P 500'dedir. S&P 500 dünya borsaları için önemli. Ertesi gün için önemli bir kaynak sunar. Ama %100 örtüşür mü? Örtüşmez arkadaşlar. S&P 500 çıktı yarın biz de yüksek açarız diye bir şey yok. Ama takip ederiz. E, neyi takip ederiz? VIX'i takip ederiz. Yani S&P 500'ün dalgalanma endeksini takip ederiz. Bu da ne kadar düşük olursa yani burası ne kadar kırmızı olursa o kadar iyidir. Yeşil değil kırmızı olması iyidir. Yanlış anlaşılmasın. Düşük olacak burası. E, Bunlar neyi takip ederiz? Dolar endeksini takip ederiz. Görüyorsunuz 96-28 seviyesinde 102'den geldik buraya. Buranın e, düşük olması e, mümkünse de 95'in altında olması bütün dünyanın hayrınadır. Ekonomilerin hayrınadır. Doların çünkü gücünü gösteriyor bu. E, i̇deali 95-90 aralığıdır. Şu an 96-28 kriz günlerinde de 102-103'ü de görmüştü yalınmıyorsam. Çok yüksekti. Bunlar ETF'ler. Buna bakarız. Ayşe Ersemese e, Türkiye ETF e, dolar cinsinden. E, bu da alınıp satılır Amerikan piyasasında. Bunun da yine yeşil olması e, iyidir. Ama başka neyi takip ederiz? Bunları takip ederiz. Tamam da bunlar değil. Ama şurada e, şeyler vardır. Şimdi görmenizi isterim. Burada gördüğünüz gibi e, vadeli piyasası. Dünyadaki vadeli piyasası. İşte ertesi gün için en güzel şey de bu verir. Burası böyle yemyeşil olduğunu pek severiz biz. Hani mesela sabah neye bakıyoruz? Borsa düşü, düşerek mi açılacak, yükselerek mi açılacak? Viyop'a bakıyoruz değil mi? İşte bu da dünyanın Viyop'u. Öyle söyleyeyim size. Burası yeşil olursa bizim Viyop'ta yarın yeşil açma olasılığı olur. Kuvvetli muhtemel tersine bir durum olması da yeşil açar. E, yeşil açınca borsa da yeşil açar. Yani buranın, hele burasının böyle artı yüzde birlik, bir buçukluk böyle tamam böyle olduğu zaman ben bayram ediyorum. Ertesi gün için umutlarım ikiye katlanıyor. Yani ha, bunları niye söylüyorum? Hani soruyorsunuz ya, ertesi gün, ertesi gün arkadaşlar işte ertesi günün kestirmenin yollarından sadece bir tane yolu var daha doğrusu o da ertesi gün için veri toplamak. Diğer dünya piyasalarından veriler toplamak. İşte buralardan bu verileri toplayabilirsiniz. Mesela burası bizim borsamız yarın açık olsa idi ve burası böyle yemyeşil olsaydı, bakın burada negatif ayrışacak. Sadece İtalya var. O da 0.05 seviyesinde çok da önemli bir seviyede değil. Zaten o da güncellenmemiş. En son 18.40'da güncellenmiş. Nedense. Orada bir veri bir aksama olmuş. Yani burayı takip ederek işte böyle varsayımlar ve çıkarımlarda bulunabiliriz. Hani merak ediyorsanız her gün ertesi günü çok merak ediyorsanız burayı takip edin. Burası bir ise zaten yüzde bir, yüzde bir buçuksa bu vadeli piyasanın bütün hisseler o zaman zaten düğün bayram. Yani kuvvetli muhtemelde örtüşür. Ama bazen örtüşmüyor. Ama kuvvetli muhtemelde örtüşme olasılığı da oluyor yani. Ee, bazen negatif ayrışıyorsun. Bazen pozitif de ayrışıyorsun. Ama bunları takip edin. Yani işte dünyanın viyopu diyelim buna. Ee, bunu da böyle size aktarmış olayım. Neyse gelelim kristali kristal e, eski seviyelerine neredeyse geri gelmiş gibi. Tabi biz e, teknikte ne diyoruz? E, 2.47 burada. Eski fibo seviyesi 2.47 dolayısıyla %100'ü e, geldi ama öptü kaçtı. E, değdi gitti. Filan bunlar önemli değil. Yani bunun üstü önemli. Yani 2.47'nin üstünde kapanış görmek önemliydi. Tabi yapamamış. E, iki buçuk günlük meşhur e, geçen haftaki e, çarşamba öğleden sonra başlayıp cuma günü sonlanan e, düzeltmeye kayıtsız kalmamış. Fakat her ne kadar e, son geçen haftanın yarısından itibaren görünümümüz e, negatif olduysa da e, burada da pozitif şeyler var. Bunlardan bir tanesi şurada görmüş olduğunuz 50 günlüğün kıramamış olması. Çünkü bunu aşağı doğru kırsaydı eğer yukarı çıkarken de burada oyalanma gibi bir durumu olurdu. Ee, neyse ki onun altına sarkamamış. Başka pozitif ne var? Bakın şurada beyaz bir trend var gördüğünüz. Majör bir trend değil. Minör bir trend ama bir trend. Bu trendin e, yine altına sarkamamış olması sevindirici bir şey. Çünkü trend gördüğünüz gibi yükselen bir trend. Şimdi itiraz edecekler olabilir. O trend öyle mi diye. Bakın burada da e, o itiraz edecekler için peşin e, söylüyorum. Aslında burada da bir trend var. Fakat e, bu trendin kırdığı için e, bunu ben kullanmıyorum. Kırdığı trend, yükseliş trendi bu trend. Ama aşağıdaki trendi kıramadı. Aşağıdaki yükseliş trendini. Bu da e, tabii ki e, pozitif hisse açısından Tabii düzeltme devam edebilir mi? E, piyasalarda bizi ne bekliyor? Dediğim gibi geleceği bilemeyiz, göremeyiz. Dolayısıyla hazırlıklı olmak lazım. Ben kendi e, işlemlerimde de fazlaca temkinliyimdir. Hatta ofisteki arkadaşım insanı daraltıyorsun der bana. E, ben hiç sevmem riski. Kendi analizlerimi kendim için yaparken de, kendim işlem yaparken de hep aşağıya bakarım. Çünkü yukarı gittiği sürece benim için sorun yok. Kazanıyorum. Ama aşağı giderse bir stratejim olmalı. Kayıplarımın önüne geçmem için. Dolayısıyla aşağılara çok önem veririm. <laughs> Pardon. Şimdi 2.17 bizim destek seviyelerimizden biri. Fakat bu 2.17'nin bizim çok da derdimiz değil. Neden? Çünkü hemen çok yakınında aşağısında 50 günlük ve trend var. Yükselen trend var. Esas 2.17'nin altına indi ama esas kritik olan buranın altına inmemesi arkadaşlar. Buranın altındaki kapanışlar 1.99 fibolu var burada ama bunların hepsini birleştirelim biz. Yani 1.99'da işte 2.02 arasında bir bölge yapalım. Buranın altındaki kapanışlar bu trendten fiyatı uzaklaştırabilir. Dolayısıyla buradaki seviyeye çok dikkatli aşağı tekrar düzeltme olursa çok dikkatli takip edilmeli. Çünkü buranın altında sırasıyla 1.80 ve %62'lik fibo olan 1.67 kuruşa kadar e, pek de bir destek e, gözükmüyor. Dolayısıyla bütün dikkatlerimiz pür dikkat 1.99 en kötü ihtimal. Hani mesela 1.99 artık stop da olabilir. 1.99 en kötü ihtimal göz önünde bulundurulmalı strateji yaparken buranın altına inilmemeli. Üste ne var? üste 8 günlük üstsel ortalamamız var. Şurada sarıyla sarı çizginin altında şuradaki yeşil küçük yeşil noktacıklar görüyorsunuz. Şimdi burası eğer bu eski seviyeler söz konusuysa bir defa fiyatın yeşil yeşilin yani 2.35'in 2.34'ün üstüne çıkmasını e, takip etmek gerekiyor. Yani yukarı hareket oldu. Hemen dedik ki ya yukarı hareket oldu. Hemen 2.47 mi gidiyor? Gitmiyor. Öyle bir şey yok. E, çünkü önünde bir kırması gereken bir seviye var. O da 2 lira 34-35 kuruş civarında. Çünkü niye civarı diyorum? Bu hareketli arkadaşlar. Bugün 2.34 yarın atıyorum 2.33 veya 2.35 gibi düşünebilirsiniz. Bunu da takip etmek gerekiyor yukarıki hareketlerde. Burası yani bu Kırılmadığı müddetçe siz e, Fibo'ya baktığınız zaman direkt 2.47'yi gözünüze kestirebilirsiniz ama öyle bir şey yok. Bu kırılmadığı müddetçe e, 8 günlük diyor ki sen dur bakalım diyor. Sen daha beni kıramadın nereye gidiyorsun e, diye uyarabilir. Yine yukarıda en kritik takip edilecek seviye şu an itibariyle 2.34. E, evet 10 e, kademelik bir marj var. 2 liralık kağıtta da %5 gibi bir aralık eder yani buna göre de bir strateji oluşturulabilir genel manada bakıldığı zaman en azından düzeltmeden nispeten birçok kağıda göre çok daha az etkilenmiş gibi görünüyor seviyeler çok kritik yani şu anki seviyesi de aslında kritik değil diyemem. Neden? Çünkü iki seviyede de çok uzakta. Aşağıdaki desteği de çok uzakta, yukarıdaki direnci de çok uzakta. Hemen hemen ikisi ikisine de birine 10 kademe, birine de 15 kademe kadar bir uzaklık var. Dolayısıyla buradaki fiyat aralığı 25 kademe gibi neredeyse fiyatın %10'undan fazla bir aralık yapıyor. 2.16'yı saymadım. 2.16'yı sayarsam, aslında say, sayayım yani onun üstünden konuşayım yaklaşık 18 kuruşluk bir kademe var burada. Ve bu 18 kuruşluk kademede bir karar vermesi verecek. Yön kararı olabilir. O yüzden tam ortasında aşağı yukarı şu an. O yüzden bulunduğu yer itibariyle takibi sıkı yapılmalı ve kritik olarak adlandırabileceğimiz bir bölgede yani yeşile biraz daha yakın olsaydı yukarıdaki o zaman üste sıçraması için kritik hale gelecekti Ve aşağıya daha yakın olsaydı aşağıya inmesi için kritik hale gelecekti. Şu an aşağı yukarı tam ortada olduğu için e, yön de belli etmiyor, yön de belli etmediği için yine kritik seviyede 2.16'da destek olarak takip edilmeli ama 2.16 sanırım kuvvetli bir destek e, olmayacaktır ama strateji oluştururken bu seviyeler e, yardımcı olabilir. E, ha bu, bu arada tabii RSI var aşağıda. RSI da 57.09'da kapatmış. Düzeltmeden sonra oraya kadar gelmiş. E, tabi 50'nin altına daha doğrusu ben burada 60 tercih ediyorum. 60'ın 50'nin üstünde 60'a ne kadar yakın olursa o kadar iyi ama 60'ın altına inmesini ben Arasay'ın sevmiyorum. E, şu anda da 57.09'da e, bir yükselmiş. Yani 45'ten dönmüş. 50'nin altını hiç sevmem. 60-70 aralığını pek severim. Bakın burada 60-70 arasındaymış. RSI. Yani biraz yukarı biraz aşağı bir harekette gene de inmesi yukarı doğru olmuş. Yani biraz daha Aresay toparlarsa 60'ın üstüne biraz daha iyi olur. Tabi sadece o değil hacmin de bütün bunları desteklemesi lazım. Şu an iki tane yeşil mum var ama çok hacimsiz. Hacimsiz olmasını hiç sevmem yeşil mumların. Yeşil mumlar hep hacimli. Kırmızı mumlar hep hacimsiz olsun isterim ama e, hayatta her şey gönlünüz istediği gibi olmuyor. Bu hacimsiz mumları da pek sevmem. Hacimli olsaymış daha bir kalıcılık için e, bir umut daha bir kararlılık olabilirmiş. Ama şu an çok hacimsiz hacimsiz olması da pek sevilmez. E, aksine böyle hacimli bunlar e, sevilir. E, ya yani genel itibarıyla e, durum bu. Arafta eee araftaysa ne ister? Sık kontrol ister. Strateji geliştirmek ister. E, bu arada yani Kristal Kolayı bir spekülatörü var mı? Getiren götüreni var mı? Emin olun hiç bilmiyorum. Şirket haberlerinden de hiç bir bilgim yok. Takip ettiğim bir kağıt değil. Dolayısıyla temel noktada bir yorum yapamayacağım. Haberleri de bilmiyorum. Tesisleşme şubu veya satış haberleri. İşte siparişler arttı mı azaldı mı hiç bunları da bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Bilanço ayına doğru gidiyoruz. Bilanço ayına gittiğimiz bilanço aylarında şey haber akışını takip etmek ve bilanço analizi yapanların, temel analiz yapanların hisselerin üstündeki yorumları bence çok önemli ve değerli. Eğer kristal ile ilgili temel analiz konusunda e, analiz yapan birisini bulursanız e, onun sözlerine de e, kulak verin. Yani bilanço ayında ne bekleniyor, şirketin mali durumu ne, e, finansalları nedir filan bunlara da bakın. Bunlar da bu aylarda fiyatlanabilir. Olumsuzsa olumsuz fiyatlanabilir, olumluysa olumlu fiyatlanabilir. E, e, mutlaka temel analizcilerde bu aylarda temel analize ağırlık verin arkadaşlar. Ki temel analiz, teknik analiz size yıl sonu için hedef vermez ama temel analiz size yıl sonu için hedef e, verebilir. Veya bilanço dönemlerindeki sıçramaları belki öngörmenize yardımcı olabilir. Yukarı veya aşağı yönlü. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. İyi akşamlar.